Devam ediyor. S-400 üzeri konuşmaya devam ediyoruz. S-400 üzerin sevkiyatı başladı. Süreci yine konuşacağız. Telefon attığımızda gazeteci Teoman Alili var. Sayın Alili, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, merhaba Erkan Kol. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevkiyat başladı. Hatta 3 uçak geldi. Sevkiyat sürüyor, devam edecek gibi duruyor. Kısa sürede tamamlanacak galiba bu sevkiyat. Şimdi özellikle geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz süreçte bu süreci baltalamaya yönelik birçok hamle de gördük. Hem dışarıdan, hem Amerika ve Atlantik cephesinden, hem de Türkiye'nin içinden birçok ses çıktı bu konuda. Bu sevkiyatı önlemek, Türkiye'ye S-400'lerin gelmesini önlemek amacıyla. Ama S-400 an itibariyle Türkiye'ye gelmeye başladı. Bundan sonra hangi süreçler bizi bekler? Şimdi Atlantik cephesi açısından ben bir şarkıyı dinlemelerini ve anlamalarını öneriyorum. Kendileri hep birlikte o şarkıyı söylettiler. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Yani onlar için gerçekten artık dönülmez ufkun ortasında var. Çünkü Avrasya çağının miladı bugün. Bunu çok açık ve net cümle söyleyebilirim. Yani evet. Avrasya çağının miladını bugün olarak ilan edebiliriz. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık gerçek rotasına, gerçek yerine, gerçek dostluk eksenine kurmaya başladı. S-400 füze savunma sistemi aslında tek başına sadece Rusya Federasyonu'ndan alınmış bir silah sistemi değil. Sadece Türkiye ile Rusya arasında yapılmış bir anlaşma değil. Bunu Türkiye'nin aslında Avrasya bloğuna en somut adımı olarak değerlendirebiliriz. Nasıl bu kadar net konuşabiliyoruz? Şundan konuşabiliyoruz. Bak, S-400'lerin ilk gelmesine dair haberler çıktığında, daha doğrusu Rus basınında aşağı işaretler geldiğinde 2007 yılının başında ben o zaman Ulusal Kanal Komutanı'na internet sitemizde bir yazı yazmıştım ve başlığım Türkiye NATO'ya karşı silahlanıyor şeklindeydi. Evet. O zaman için çok abartılı bir başlık. O zaman için kavranması çok zor bir başlıkta. Bugün bütün dünya bunu tartışıyor. Yani Türkiye NATO'dan mı yapıyor vesaire vesaire. Çünkü S-400 hava savunma sistemi esas olarak Avrasya ülkelerinin NATO silahlarına ve Amerika Birleşik Devletleri ile onun çok yakın dostları olan bazı ülkelere geliştirmiş olduğu bir hava savunma sistemidir. Şimdi Türkiye'de ve Atlantik'te buna yönelik bazı karşı açıklamalar yapılmış, hatırlıyorsunuz. Türkiye S-400 alamaz, işte Türkiye S-400 alırsa ben onun üstüne çıkarım, İstiklal Caddesi'nde tur atarım falan filan gibi açıklamalar yapan adamlar bile çıkmıştı. Türkiye'den mesela Emre Uslu'dan bahsediyorum. Evet. Şimdi bunların aslında ne kadar yersiz ve ne kadar gerçek dışı olduğu, yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi bir başka noktaya işaret etmek istiyorum ben. S-400 hava savunma sistemiyle birlikte Türkiye'nin önünde büyük başka avantajlar da gelişiyor. Şimdi bunu tanımlamak lazım. Nedir? S-400 hava savunma sisteminden Türkiye 3 batarya aldı. 3 tane aldı. Şimdi bu 3 bataryanın herhangi bir tanesini Akdeniz'e ya da efendim Türkiye'nin güney şehirlerinden bir tanesine kurulması halinde Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdide karşı Türkiye hava savunma sistemine sahip olmuş oldu. Bunu biraz açalım. Atlantik'in Türkiye'ye karşı hava saldırısı tehdidi büyük ölçüde bertaraf edilmiş olacak. Evet. Çünkü S-400 hava savunma sisteminin radar alanı, önemli olan nokta budur. Radar alanı 600 kilometre. Yani Türkiye'nin yüz ölçümünde dikkate aldığımızda 3 bataryayla aşağı yukarı işte 600 kilometreye baktığımızda bayağı yüksek bir alanı Türkiye kontrol edebilir noktaya gelecek. Aynı zamanda şöyle bir gelişme de var. Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturan ülkeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Rus'un kesimi, İsrail ve efendim işte Mısır vesaire vesaire. Şimdi bu ülkelerde aslında caydırıcı bir karşılık buluyorlar S-400'lerle birlikte. Evet. Çünkü Türkiye'de zaten ben asker değilim, askeri uzman değilim ama çok sayıda askeri uzmanla muhabbetimiz olduğu için, onlarla da yaptığımız için biliyoruz. Bunları daha önce duymuştuk. Türkiye ile zaten karadan mücadele etmek mümkün. Yani Türkiye karadan, kara ordusuyla dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Zayıf olup korkta havadan gelebilecek tehlikelerdi. Yani Türkiye'nin bugüne kadar bir hava savunma sistemi, adam akıllı bir hava savunma sistemi yoktu.
Ama artık Türkiye'nin gerçekten ciddi bir hava savunma sistemi olacak. Ve bu hava savunma sistemi gerçek tehdide karşı programlanmış ve konumlanmış. Çünkü S-400 füze sistemi programı ve yazılımı Atlantik farklı ülkelerine karşı konumlanmış durumda. Yani NATO'dan, NATO üyesi herhangi bir ülkenin uçağı Türkiye sınırlarına 600 kilometre yakınlaştığı andan itibaren ne olacak? Hemen radara takılacak ve Türkiye bu konuda uyarılmış olacak. Şimdi bir başka iddia var. Yukarılarda Türkiye S-400'leri alacak, depolara koyacak, çalıştırmayacak. Efendim bu komiklikler, bu efendim açık söyleyeyim şarlatanlıklar artık son bulacak. Çünkü hava savunma sistemi ne demekmiş diye ben biraz okumaya çalıştım. Söyledim ya, askeri uzman değilim. Biraz okuduğunuz zaman, biraz gördüğünüz zaman, biraz araştırdığınız zaman görüyorsunuz gerçeği. Hava savunma Sayın sistemi, Halil'im, bir iki cümleyle hemen toparlayalım. Tamam. Hava savunma sistemi, bakın hava savunma sistemi dediğimiz şey esas olarak ülkemizin dış saldırılara karşı da savunulması demek. Madem bir iki cümle dediniz, bazen kısa kesince şunu söyleyeyim ben size. Ben başka daha iddialı bir şeyler söyleyeceğim. Yani bunlar Türkiye'nin bildiği şeylerdi. Daha iddialı ve aslında olgulara dayanarak iddia edeceğim bir şey söylüyorum şimdi size. Türkiye eğer Rusya'dan aldığı ya da Avrasya ülkelerinden aldığı bu hava savunma sistemi kullanacaksa bunlara uyumlu uçaklar da ihtiyacı olacak. Yani ben çok yakın bir zamanda Türkiye'nin artık Rusya'dan Su tipi savaş uçakları almasının başlayacağını ve bunları Rusya'yla birlikte geliştirmek için projeler üreteceğini düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bunu biliyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum ayrıca. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bakın çok yakın bir zamanda. S-500'de, yani S-400'ün bir iş modelinin Rusya'yla birlikte üretilmesini teklif ettim demişti. Evet. Ondan önce de Rusya Savunma Bakanlığı S-500'leri Türkiye'yle birlikte üretebiliriz demişti. Daha önce de Su-57 savaş uçaklarının Türkiye ve Rusya'nın ortak biçimde üretilmesi konusu olmuştu. Peki. Yani peki, eğer siz bu hava savunma sistemini kullanacaksanız size gelebilecek hava saldırılarına karşı da savaşan uçakların da herhalde buna en uyumlu uçaklardan seçersiniz. Peki, ben Sayın Halil, zamanda bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgilerden dolayı. Ben gazeteci Selman Halil ile konuştuk. S-400'lerin Türkiye'ye geliş sürecini de değerlendirdik. Tabii yine yeni açıklama